Neden bir mezhebe bağlı olmalıyız? Peygamberin mezhebi mi vardı? Kur'an eksik mi de mezhepler var? Kur'an yetmiyor mu da mezheplere ihtiyaç var gibi sorularla insanlar mezhepleri sorguluyor. Mesela açıyor ilmi hali orada yazıyor ya Hanefi'ye göre iki rekattır, Şafi'ye göre dört rekattır veya açıyor kitap önüne eti yenen ve yenmeyen hayvanlar Hanefi'ye göre helal, diğerine göre haram. Diyor ki bak birinin haram dediğine diğeri helal diyor. Zannediyor ki alimler oturmuş Almışlar eline kalemi. Şu helaldir, bu haramdır diye hükümler uydurmuşlar. Şimdi arkadaşlar bu ilmi haller veya gördüğünüz benzeri cümleler yemeğin tabağınıza koyulmuş şeklidir. Bu yemeğin hazırlanması için arka planda aşçılar çalışır, ocaklar yakılır, malzemeler hazırlanır, tedarik edilir. Büyük bir çalışma vardır. İşte o gördüğünüz helal veya haram hükmünü ortaya çıkarmak için de arka planda çok büyük bir ilmi gayret vardır. Ayet ve hadisler bunların kendi ilimleri içindeki tahlilleri, hadislerin sağlaması, muarızlarının değerlendirilmesi, süre gelen uygulamalar ve tüm bunlar içindeki uyumu sağlamak için yapılan ilmi bir çalışma, mütala ve müzakereler mevcuttur. Bunu fıkıhla meşgul olan herkes az çok bilir. Dolayısıyla bu hükümlere bakıp bak kafalarına göre helal haram koymuşlar gibi bir yaklaşım cahilane bir tavırdır. Peki neden bir mezhebe uymak gerekir? Bunu inşallah size kısaca ve basit bir şekilde izah edeceğim. Şimdi bir mesele var ve bu mesele hakkında bir fetvaya ihtiyacımız var. Öyle ya allah Teala sınırlar koydu. Yaptığımızda, baktığımızda, yediğimizde, içtiğimizde, evlilikte, ticarette Allah'ın koyduğu ölçüler var. Bunu yapmak veya yapmamak nedir? Helal midir, haram mıdır? Bunu kim belirleyecek, kim ortaya çıkartacak? İşte önce bunu netleştirmemiz gerekiyor. Daha önce de okuduğum bir ayet-i kerime var. Maide suresi 44. ayet. Kutsal bir kitaptan kimlerin hüküm çıkartabileceğini açıkça beyan ediyor. Mealen içinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı muhakkak ki biz indirdik. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla diyordu. Hükmeden peygamberler daha kendilerini Rabbe adamış ilim ehliyle din adamı olan alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Kimlermiş? Peygamberler kendilerini Allah'a kulluğa adayan ilim ehli ve alimler. Yani avamın, herhangi bir Müslümanın böyle bir yetkisi yoktur. Başka ayetlerde hiç bilenle bilmeyen bir olur mu buyrulur. Bakın çok dikkat çekici başka bir ayet okuyayım. Tevbe suresi 122. ayette buyruluyor ki müminlerin hepsi tümüyle savaşa çıkmasın. Onların her fırkasından bir taife dinde fıkıh sahibi olması için yani dini derinlemesine öğrenerek seferden dönenleri uyarması için geride bırakılmalıdır. Ayeti kerimede açıkça dindeki fıkıhtan bahsedilmekte ki fıkıh derinlemesine bilmek demek bunlara ayrı bir statü verip savaştan bile muaf kılıyor. Yine Ali İmran 7. ayette ve rasihun fil ilmi ilimde derinleşenler Övülerek Onların meseleye daha yerinde yaklaştıkları vurgulanıyor. Yine Maide suresi 63. ayette levla yenha murabbani ahbaru an qablihimul isme ve eklihimu suht lebi semakan yasnaun. Haram işleyen, günahlara dalan ehli kitaptan bahsettikten sonra keşke rabbani din adamları ve alimleri onları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten alıkoysalardı buyruluyor. Alimlerin, din adamlarının asli vazifesine dikkat çekiyor. Yani alimlere bu alanda ihtisas sahibi din adamlarına ayrı bir vurgu var Kur'an-ı Kerim'de. Kutsal bir kitaptan. Peygamberler, alimler hükmeder, hükümler çıkartır, bilenle bilmeyenler bir olmaz ve dinde fıkıh sahibi olanlara ayrıca işaret edilir Kur'an'da. Bunu anladık mı? Yine Fatır suresi 28. ayette innema yahşallaha min ibadihi ki kulları içinde ancak alimler Allah'tan gerektiği gibi korkarlar buyruluyor. Allahu Teala yine alimleri taltif ediyor, övüyor. Tam aksine Kur'an'ın hiçbir yerinde kitabı elinize alın, anladığınız gibi hüküm çıkartın. Ne anlıyorsanız onu öyle yaşayın buyrulmaz. Yani avamın böyle bir yetkisi yoktur. Allahu Teala kendi kitabından herhangi bir insanın eline alıp hüküm çıkartabileceği yetkisini vermez. Dolayısıyla anlıyoruz ki bu kitaptan peygamber dışında ancak alimler hüküm çıkartabilir onların hükmüne tabi olunabilir. Bunun aksine iddia eden kişi Kur'an'a karşı bir tavır almış demektir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sahabelerin bu ölçüyü tatbik ettiklerini görüyoruz. Efendimizin yanında yüzlerce sahabe var. Hepsi sohbetine katılıyor, yanında bulunuyor, ayetin inişine bile şahit oluyor. Hepsi Arapça biliyor ama hepsi fetva vermiyor. Bir konu olunca gidiyorlar ayette geçen dinde derinleşenlere soruyorlardı. Bakın bu çok önemli bir nokta. Fetva veren, hüküm çıkartan sahabe sayısı çok az. En meşhurları Hazreti Ömer radıyallahu an, oğlu Abdullah radıyallahu an, Hazreti Ali radıyallahu an, Abdullah bin Abbas radıyallahu, anh, Abdullah bin Mesud radıyallahu, anh, Zeyd bin Haris radıyallahu an, Hazreti Ayşe radıyallahu an ha. Sahabeler bu sahabelere soruyor ve bu dönemde bile bir konuda farklı görüşler olabiliyor. Resulullah varken sallallahu aleyhi ve sellem zaten ona soruyorlar. Dolayısıyla onun bir mezhebinin olması söz konusu olamaz. Resulullah'tan sonra da herkes kafasına göre din yaşamıyor. Dinde söz sahibi fakih sahabelere soruyorlar. Mezheplere gelecek olursak arkadaşlar, önce şunu cevaplamamız gerekiyor. Bu imamlar İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel bunlar alim midir, işinin ehli midir, fakih midir, dinde derin bilgi sahibi midir? Vereceğimiz cevap evettir. Bunu kimse inkar edemez. Yaşadıkları devir zaten ilmin zirvede olduğu bir devirdir. Zaten ilim halkaları var her yerde. Sahabeden ilim almış tabiinler var. Kur'an ilimlerine ki 10 civarında ilim dalını içine alıyor sahiptirler, hadis ilmine sahiptirler, kıyas gücüne sahip bir anlayışları var. Sahabe ve tabiinin yaşantısına şahit oldular. Dinin nasıl yaşandığını onlardan gördüler, onlardan aldılar. Yani ilimde zirveydiler ve bu ilmi güçte çok az alim gelmiştir. E bir mesele olduğu zaman bu alimler fetva vermeyecek de kim verecek? Ayetleri okuduk, alimlerin hüküm vermesi gerekiyor. İşte o dönemde bu alimler Müslümanların zihninde, yaşantısında dağınık olan meseleleri sistematik bir şekilde delilleriyle enine boyuna tartışarak hükme bağladılar, kayda geçirdiler, bir düzene soktular ve özellikle İmam Ebu Hanife'nin meclisinde hepsi alim fakih olan talebeleriyle konuyu müzakere ederek hükme bağlıyorlardı. Yani bunların kafasına göre şu helal bu haram deme lüksleri yoktu. Özellikle o dönemde bir şey ortaya koyduğun zaman alimler hemen karşına dikiliyordu. İşte böylece dini hükümler düzenli bir şekilde meydana çıktı. Kimse bu bizim mezhebimiz gelin bize tabi olun da demedi. Müslümanlar bu hükümlere uydu. Çünkü bu hükümleri ortaya koyanlar Kur'an'ın tasvirindeki alim karakterine uyan kimselerdi. Dolayısıyla bizlerin normal halkın dini bir hüküm ortaya çıkartma gibi bir vazifesi yok. Kur'an bu vazifeyi alimlere veriyor. İhtisası olanlar bunu yapacak. Diğerleri onların hükmüne tabi olacak. Buna mezhep denmesi fetvanın hangi anlayışa ait olduğunu anlamak için sonradan ifade edilmiştir. Yani neden Hanefi mezhebi deniyor? Çünkü İmam Ebu Hanife ve onun metodunu benimseyenlerin yolu demek. İmam Şafi ve onun metodunu benimseyenler demek. O metodu benimseyen alimler mezhep içinde de iştihat ettiler. Daha sağlam delillere ulaşınca önceki fetvayı tasih ettiler ve günümüze kadar bu şekilde geldi. E günümüzde de mesela adı konulmamış mezhepler vardır. Bakın mesela Mustafa İslamoğlu kendisine sorulan sigara sorusuna haram fetvası veriyor. E Kur'an'da sigara tütün, ot haramdır diye bir şey geçmez. Ama İslamoğlu haramdır diyor. Kıyas yapıyor ve bir hüküm veriyor. Şimdi bu hükme tabi olanlar ne yapıyorlar? İslamoğlu mezhebine uyuyorlar. Peki en çok merak edilen, zihinleri karıştıran soru. Neden birisinin helal dediğine diğeri haram diyebiliyor? Helal ve haram değişir mi? veyahut birinde iki oluyor, diğerinde dört oluyor. Birinde abdesti bozuyor, diğerinde abdest bozmuyor. Arkadaşlar bu da bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir itiraz. Çünkü her haram ifadesi aynı manada kullanılan haram değildir. Ayet ve sahih hadis gibi kesin bir delille ortaya çıkan haram vardır. Bir de o meseleyle alakalı açık ayet ve hadis olmadığı halde ayet ve hadislerden alınan işaretler veya kıyasla tüm deliller ışığında yasaklığın derecesini ifade etmek için kullanılan haram ifadesi vardır. Buna içtihadi haram denir. Bu Allah adına haram hükmü vermek değil, değerlendirilen deliller ışığında yasaklığın derecesinin şiddetli olduğunu ifade etmek içindir. Hanefi mezhebinde o yüzden hükümler derecelendirilmiştir. Haram, onun altında mekruh, kesin haram diyemediklerine tahrimi mekruh demişler. Delil olarak daha yetersizse yasaklığı daha zayıf olduğunu ifade etmek için tenzihi mekruh demişler. Mesela diğer mezheplerde vacip veya mekruh yoktur. Helaldir, haramdır. Ama Hanefi mezhebi delilin kuvvetli veya zayıf olmasına göre haram dememiş, mekruh demiş, farz dememiş, vacip demiştir. Peki neden hükümler farklılaşıyor? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilen haramlar, helaller, ibadetler bellidir. Adam öldürmek, zina etmek, yetim malı yemek gibi haramlar, kan, domuz eti, şarap gibi yasaklar veya namaz, oruç, haç gibi ibadetlerin varlığı konusunda Resulullah'ın beyanlarında sahabede ve alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Yani ana hatlar bellidir, icma vardır. Farklı hükümler bu ibadetlerin yapılış şekillerinde ve Kur'an'da açıkça belirtilmeyen konularda ortaya çıkıyor. Bunun sebebi de şu, Allahü Teala bizden ne istediğini ana hatlarıyla Kur'an'da beyan etmiş, ayrıntıları ve diğer amelleri kapsayan hükümlerin beyanını Resule Hazreti Peygambere bırakmıştır. O da yine Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde ümmetine sıkıntı olmasın, genişlik olsun diye bazı konularda farklı şeyler yapmıştır. Her alim de delilleri masaya yatırdı, eline boyuna tartıştı, ulaştığı sağlam sonucu aldı, o hükmü benimsedi. Ayete baktı. Ayette bulamadıysa hadise baktı. Ayet ve hadisten bir şey bulamadıysa sahabeye baktı veya kıyas yaptı. Hükme ulaşmak için dini bilgisinin her zerresini kullandı. Mesela alimler Kur'an'daki bir ayetten bile iki farklı hüküm çıkartabildiler. Daha önce abdest ayetini misal vermiştim. Bir harf sebebiyle iki farklı hüküm çıkabiliyordu. Bir alim kolların dirseklere kadar yıkanacağını söylerken diğeri oradaki harficerin başka ayette beraberlik anlamında da kullanıldığını dolayısıyla kolların dirseklerle beraber yıkanması gerektiğini ve bunun daha ihtiyatlı olduğunu söyleyebildi. Kanaldaki videodan izleyebilirsiniz. Veya mesela bir alim Fatiha'sız namaz olmaz hadisini alıyor ve diyor ki namazda Fatiha okumak farzdır. Hanefiler de diyor ki buna farz diyebilmemiz için bir ayet olması lazım. Ayette buyruluyor ki فَقْرَعُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Evet Fatiha çok gereklidir. Hadis var ama farz diyemeyiz vaciptir demişler. Bakın ikisi de çok gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Bunu belirtirken farklı farklı ifade ediyor. Birisi farz olarak ifade ediyor, diğeri vacip olarak ifade ediyor. Mesela kimisi rivayetin zahirine bakar. Ne diyorsa öyle olmalıdır. Başka biri rivayetteki maksada bakar. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyahat esnasında bir ağacın altında dinlenmiş. İbn Ömer radiyallahu anha seyahat esnasında aynı ağacın altında oturmuş. Nedeni sorulunca Hz. Peygamber'in yolculukta o ağacın altında oturduğunu ifade ediyor. Yani hadis ne diyorsa o olmalı. E babası Hz. Ömer radıyallahu anh ise maksada bakar. Yani Hz. Peygamber aleyhisselam dinlenmek için veyahut bir ihtiyacını gidermek için o ağacın altında oturdu. Dinlenmeyeceksen veya bir ihtiyacın yoksa orada konaklamana gerek yok der. Yani bu örnek olarak verilir. Fıkıh konularda da Böyle bakış açısı hükmün farklı olmasına sebep olabilir. Burada önemli olan bizi alakadar eden husus şu. Verilen bu hüküm yani mesela abdesti şu bozar bu bozmaz gibi kararlar şer'i delillere dayanıyor mu dayanmıyor mu? Dayanıyor. Dayanmasa mezhep olmazdı zaten. Başıboş hiçbir görüş uyulan bir yol statüsüne kavuşmamıştır. Kimse böyle bir alime insana tabi olmamıştır. Şer'i bir delile dayanıyor mu dayanıyor. O zaman mesele yok. Peki neden birisine bağlı kalmak gerekiyor? Bunu cevaplamak için de kendi içimizde şunu cevaplamamız gerekiyor. Biz bu dini yaşamak mı istiyoruz yoksa sadece konuşup tartışmak mı istiyoruz? Şayet yaşamak istiyorsak ibadetlerde, ticarette, nikahta, akitlerde bizi bağlayan hükümler var. Baştan beri anlattığım şey her insan bu hükümlere ulaşacak seviyede alim değildir ve olması da beklenemez. İşte bu hükümleri ihtihad seviyesine ulaşmış alimlerimiz ve onlardan sonra gelen alimler ortaya koydular. Bunlardan birisine tabi olduğun zaman yaptığın ibadetin din çerçevesi içinde olduğunu anlayabilirsin. Yani Kur'an sana bana bu vazifeyi vermiyor. İhtisas sahibi alimler hükmedecek, hatta uyacak, tabi olacak. Ben onlara neden uyayım demen için onların derecesinde ilim sahibi olman lazım. Kendin hüküm koymak istiyorsan kardeşim dinde derinleşeceksin. Peki mesela birisinde kan abdesti bozarken diğerinde bozmuyor. Diğerine uysam ne olur? Dediğim gibi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem farklı uygulamaları vardır. Benim tabi olduğum alim Resulullah'ın bir yeri kanadığında abdest aldığı hükmüne ulaşmış. Diğer alim kanadığı zaman abdest almadığına ulaşmış. O halde ben tabi olduğum alimin iştihadıyla abdest almam gerek. Çünkü baştan sona bu alimin ortaya çıkardığı hükümlere göre amel ediyorum. Ha alimler demişler ki çok zor durumda kalırsan o alimin hükmüne de uyabilirsin. Çünkü o da dinin içinde delili